manşete hoş geldiniz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşmesinde ne olur ona bakacağız. Muharrem İnce'nin pardonlu paylaşımı viral oldu. Muharrem İnce'nin paylaşımı değil de pardonlu Muharrem İnce paylaşımı. Cumhur İttifakı'nda şimdi bir Doğu Perinçek sorunsalı var ona bakacağız. Çünkü 27 binde kaldı ve Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun asıl sınavı başladı. Geçici aday listesini ilan etti ama kritik 48 saat. Bu önemli. E, sosyal ağlar e, şu anda iktidarın ve iktidarın propaganda bakanlığının yakın izlemesinde. Orada da herhangi bir yani şu ana kadar pek çok işte kısıtlama var, engelleme var şu bu falan var ama... ...acaba e, hepten e, fişi çekerler mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bu ısıtılıyor mu? E, buna bakacağız ve elbette... Türkiye'deki bütün kesimler bütün mahallelerde artık dillerde pelesenk olmuş şununla iltisaklı bununla iltisaklı iltisaklı yargı anlatısı acaba bu bugünkü neslin bir problemi ama bundan sonraki nesillere de e, yansır mı bundan sonraki nesillere de miras kalır mı bu konu buna bakacağız. Biraz trajikomik bir olay buna bakacağız. Ama ondan önce e, imzalara bakalım. E, şahsen aday olanlar tamam bir partileri var ama neticede partileri onları aday gösteremiyor. Haliyle şahsen aday oluyorlar ve imza toplamaları lazım. Muharrem İnce 114 bin imza, Sinan Ogan 111 ile Cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştirdi. E, diğerlerini söylemeyeceğim. Bazı isimleri zaten hiç bilmiyoruz ilk defa işittik. E, Yüksek Seçim Kurulu da bunun üzerine e, bir e, resmi gazetede geçici aday listesini ilan etti. Bu da yayınlandı. Burada var. Gene pek çok detaylar var. Nasıl olduğu, sürecin nasıl geliştiği filan, adayların isimleri filan şey yapılmış, anlatılmış. Nihai olarak da 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde diyor. Kemal Kılıçdaroğlu alfabetik sırayla Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan tespit edilmiştir aday olarak yani geçici aday listesini açıkladı dört aday var dedi ee, bu geçici aday listesine 29 Mart 2023 çarşamba günü yani yarın saat 17'ye kadar yarın mesai bitimine kadar itiraz edilebilir dedi. İşte zurnanın zırt dediği yerde burası. Çünkü diploma meselesi açıldı. Dünkü yayında detaylı anlattım. Tekrar girmeyeceğim ama şu anda en önemli sorun, en önemli problem Cumhurbaşkanı'nın 3. kez aday olup olmayacağı konusu. Ve bu konuda itirazlar yapılacak. İyi Parti itiraz edeceğini açıkladı. Diğer partiler de benzer açıklamaları yapmışlardı. Göreceğiz şimdi. Bugün ve yarın bu Adayları da bu adaylar içerisinde elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın itir adaylığına itiraz edilmesi gerekiyor. Üçüncü dönem aday olamaz diye. Ve o itirazları da Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçlandırması, inceleyip sonuçlandırması gerekiyor. Her ne kadar Yüksek Seçim Kurulu şu güne kadar... E çeşitli eylem ve uygulamalarıyla ve aldıkları kararlarla ihsası rey etmiş olsalar da yani Erdoğan adaylığını her halükarda onaylayacaklarını, kesinleştireceklerini belli etmiş olsalar da bu itirazların yapılması ve kayda geçilmesi gerekiyor. Çünkü çok net, çok açık, yoruma bile açık olmayan ifadelerle anayasa Erdoğan'ın 3. dönem adaylığını engelliyor. Ama bakalım göreceğiz. Yarın 17'ye kadar bu itirazlar ...sonuç verecek mi, vermeyecek mi? Muhtemelen vermeyecek ve Yüksek Seçim Kurulu... 4 adayla yola devam kararı verecek. Zaten bütün kararları oy birliğiyle alıyor. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra... ...evet dört aday var. Pusulada bu adaylar kesinleştikten sonra... ...pusulada hangi sırayla olacakları falan... ...ilerleyen günlerde kura çekimiyle belirlenecek. Şu bu. Bu adaylar içerisinde... Ee, Sinan Ogan'ı bilmiyorum yani gerçekten bilmiyorum bir şekilde aday oldu ismini duyurdu veya belki biyografisine bunu yazdırdı ee, ayrı bir hikaye bir bir ittifak çalışması bir pazarlık süreci içerisine girer mi? Herhangi bir ittifakla Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı bilmiyoruz. Eğer bu ittifak çalışması içerisine girerse de gittiği yere oy götürür mü? Onu da bilmiyoruz. Çünkü zaten ittifaklar bunu değerlendiriyorlar. Bu isimler içerisinde Muharrem İnce'nin pozisyonu gerçekten son derece önemli. Çünkü Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. E, Faik Öztrak açıkladı bunu. Diğer partilerle görüştüğümüz gibi Muharrem İnce'nin partisiyle de görüşeceğiz dedi. Ama Muharrem İnce'nin partisiyle görüşme bir Cumhurbaşkanı adayıyla görüş. Görüşme olacak ve Muhtemelen burada e, kim gündeme getirir bilmiyorum yani Muharrem İnce bir pazarlık e, başlatabilir e, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye Sen ne istiyorsun diyebilir İkisi de olmayabilir yani e, Kemal Kılıçdaroğlu bir nezaket görüşmesi içinde çerçevesinde tutar bu görüşmeyi ve bütün e, inceden gelen talepleri kapatır veya kapatmaz bilmiyoruz bunu göreceğiz Fakat şu çok önemli özellikle e, Fatih Erbakan olayında söylemiştim. Fatih Erbakan ayrı aday olduğunda, yeniden Refah Partisi ayrıca seçime girdiğinde Cumhur İttifakından Erdoğan'dan oy tırtıklıyordu tabir yerindeyse. Peki şimdi Fatih Erbakan şeye gittiğinde, yani Cumhur İttifakına katıldığında aynı oyları götürecek mi? İşte o soru işareti. Ben zannetmiyorum. Fakat Erdoğan Erbakan'ı e, ittifaka alarak en azından kendinden oy bölünmesini, kendinden oy kaybını önlemiş oldu. Böyle düşünebiliriz. İlave bir şey kazandı bilmiyoruz. Çok da fazla ihtimal vermiyoruz. Benzer bir durum Muharrem İnce için de geçerli. Şimdi biraz daha farklı, biraz daha ayrışıyor. Neden? E, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile anlaşırsa veya Muharrem İnce'nin talepleri kabul edilirse ne getireceğini bilmiyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlıktaki, pazarlık masasındaki elini güçlendirdi. Ve bu zaten e, yaptığı açıklamalara, demeçlerine psikolojisine de etki etmiş görülüyor. Yani gerçekten psikolojisi bozuk 2018'de girdiği travmayı atlatamamış bir isimle karşı karşıyayız ve bu kadar konuşmak da gerçekten çok anlamsız ama konuşuyoruz işte. Yani işte elinde viski kadehiyle yorum yapanlar diyerek tam anlamıyla siyasal İslamcı ağzıyla görüş konuşuyor. Sanat atılan tweetlere bak bakıp işte sanatçı bozuntuları diyor. Bir takım canını sıkan sanatçılara falan. işte oradan diyor tweet atmak kolay. Ne yapsın yani? Tweet atmaktan başka ne yapabilir yani? Her neyse e, siyasal İslam ağzını kullanıyor yani enteresan bir şekilde. Şunlarla bunlarla bir sürü işte şu odaklarla bu odaklarla mücadele ediyoruz falan diyerek. E, tam bir AKP dili bu. Ayrı bir konu. E, fakat e, depremden sonra bir e, sempati kazanmış ve özellikle genç kuşağı etkilemiş görülüyor. TikTok kuşağını ya da bilmiyoruz. İşte oradan oy alabileceği konuşuluyor. Muharrem İnce'nin müstakil aday olması... Evet Millet İttifakı'nı ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek oyları böler. Bölecek yani bu kesin. Muharrem İnce'nin ittifaka katılması oyları bölmez. Ama şeyi artırır mı? İlgiyi artırır mı? Onu da göreceğiz. Onu da bilmiyoruz. Fakat şöyle de bir, bir konu var. Türkiye'deki seçmen yeterince bilinçli mi? Yani e, Muharrem İnce'nin yaptığını veya yapmaya çalıştığını görüp hayır Muharrem İnce seni desteklemiyoruz senin niyetin belli deyip de ona destek verecek mi vermeyecek mi işte bunu bilmiyoruz çünkü Türkiye'de sol olsun sağ olsun seçmen bu kalibrede de, bu kalibrede değil henüz henüz bu kalibrede değil o açıdan Muharrem İnce'nin bir bölen olarak ortaya çıktığı hakikati ortada duruyor yani bu konuda e, tüm siyasal analizlerde aynı noktada birleşiyor bu caps e, viral oldu e, ben yapmadım ben hazırlamadım bunu sadece Twitter'da önüme düştü aynen kopyalayıp getirdim pardon bölüyorum ama durum bu tam anlamıyla bu. E, ve e, Millet İttifakı'nın e, Muharrem İnce meselesini halledip halledemeyeceği veya Muharrem İnce'nin Millet İttifakı ile problemini seçimden önce aşıp aşamayacağı soru işareti. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı ve tarzı e, Muharrem İnce'yi e, basıp geçme yönünde esasen kale bile almayacak ama şu anda bir de facto durum var yani fiili bir durum var ve bu durum nasıl aşılabilir muhakkak onu düşünüyorlar onu anlamaya çalışıyorlar değilse gerçekten kale alınacak biri değil ama gel gelelim oy matematiğinin işte yarım puanların bir puanların önemli olduğu bir seçime girilirken de ister istemez gözden uzak tutulamıyor veya yok sayılamıyor bu konular. Yüksek Seçim Kurulu kararına baktık. Diğer bir sorunsal da Fatih Erbakan'dan. Fatih Erbakan meselesini halletti Cumhur İttifakı. Şimdi Doğu Perinçek sorunsalı başladı. Doğu Perinçek biraz evvel şeyde de gördük. E, toplanan imzalarda da gördük. 27.061'de kalmış. Geçtiğimiz seçimde aday olmuştu ve 100 bin imzayı güç bela toplamıştı. Fakat o kadar oy almamıştı. 98 binde kalmıştı oyları. Yani kendine imza verenler bile oy vermemişti. Ayrı bir konu. Esasen bu veriden sonra, bu neticeden sonra bir daha kişinin ortaya çıkmaması icap eder. Fakat gel gelelim biz de hala işte Muharrem konuştuğumuz gibi aslında hiç üzerinde bile durulmaması gereken bu tipleri konuşuyoruz. Bu tiplerden biri de Doğu Perinçek. Erdoğan'la görüşerek Cumhur İttifakı'na katılma isteğini iletmiş. Bu yayınları takip edenler bilirler. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde Alexander Dugin'i bile konuşturmuş. Ve onun ağzından bizi ittifaka alın demişti geçen hafta. Niyeti bu. Ve o da muhtemelen 100 bin imzayı toplayarak... Cumhurbaşkanı olacağını falan hesap etmiyordu. Sadece pazarlık masasındaki şansını güçlendirmeye çalışıyordu. Ama şu anda pazarlık masasındaki şansı gerçekten çok düşük. Yani işte Aydınlık Gazetesi'nde bugünkü sayı 28 Mart salı sayısında adeta şantaj yapıyor Erdoğan'a. İki parti tek program Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Amerika'ya alet olanlar da Amerika'dan korkanlar da yanlarına bölücü programları olan partileri aldı diyor. Bölücü programları olan partileri aldı derken Millet İttifakı'nın ortağı HDP, Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüdapar diyor ve Hüdapar üzerinden parmak sallıyor Cumhur İttifakı'na o perinci. Öbür taraftan da Erdoğan'la görüştüm ittifaka girmek istiyorum diyor. E, Hüdapar oradaysa ben orada yokum mu diyecek yoksa sen beni ittifaka al ben de bu aydınlıktan e, yaptığım şantajı keseyim mi diyecek bilmiyorum. Ama burada e, Cumhur İttifakı'nı Hüdapar üzerinden vurmuş tamamen şahsi çalışıyor ve bakalım işte yani kendi medya organlarını da bu uğurda kullanıyor. Bakalım altılı ittifak olacak mı? Çünkü şu anda bir beşli ittifak söz konusu e, Erdoğan e, son birkaç aydır tamamen millet ittifakını kopyalıyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylığı arayışı, Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığı arayışı, bakan arayışı, bir kadro arayışı, Mehmet Şimşek'i vizyona koyma arayışı gibi işte Fatih Erbakan'ı falan katma. Altılı masasının masanın karşısına kendi altılı masasıyla çıkmaya çalışıyor. Ben İngilizce kelimeleri kullanmayı onun Türkçesini tercih ediyorum ama sevmiyorum ama loading kelimesi burada cuk oturuyor. Ondan dolayı özellikle kullandım. Yani altılı ittifak yükleniyor manasına gelir. Hani bir program yüklerken loading yazar İngilizce. Türkçede de yük Yükleniyor yazar yükleniyor tam karşılamadığı için loading'i seçtim mahzur görün ee, yoksa ben de bir Türkçeciyim yani bu konuda özellikle konuşurken yazarken e, sevmiyorum e, İngilizce argümanlara İngilizce argümanlarla kendini ifade etmeyi fakat burada tam olarak böyle bir durum var eğer beşli Cumhur İttifakı'nın şu an e, fotoğrafları görünen beşli masası her biri bir telden çalıyor ayrı bir konu e, yani diğer muhalefet, muhalefet ittifakı öyle değil mi? Elbette öyle ama burada gerçekten toplasanız yani değişik bir ittifak var. Yani özellikle Hüdapar ve Erbakan, Fatih Erbakan'ın partisinin özellikle kadına şiddet falan konusunda aldığı tavırlar. Ne bileyim Mustafa Destici'nin sıfır tabanının olması filan gibi konular. İşte MHP'nin katillerle anılması filan bir sürü şey. Ee, acaba bah Perinçek bu ittifaka katılacak mı? Katılırsa altılı masayı kurmuş olacak Erdoğan ama ben zannediyorum bu konuda eğer bir adım atacak olsaydı şimdiye kadar atardı. Muhtemelen Perinçek'e de şu denebilir yani sen 27 bin imzada kaldın kardeşim etin ne budun ne şimdi bizim masaya oturmak istiyorsun işte koltuk istiyorsun falan. Zor bir konu ama Perinçek de alttan şantajını sürdürecek muhtemelen. Eğer masaya oturtmazlarsa Cumhur İttifakı içlerini almazsa Aydınlık'ın yayınlarını, Perinçek'in söylemlerini takip edelim. Hüdapar üzerinden vurmaya devam edecek e, Cumhur İttifakını. O arada Erdoğan'ın yeni seçim otobüsü yola çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün göbeğinde birinci sayfasının göbeğindeki karikatür buydu. Darphane mat matbaası çalışıyor. Darphane matbaası yani para basma. İktidar para basıyor. Aylardır, yıllardır basıyor. Seçime kadar bastığı gibi seçimden sonra da basmaya devam edecek. ...ve para basmak eşittir enflasyon demek... ...hayat pahalılığı demek bağlı olarak... ...ve yaşam maliyetinin artması demek... ...bunu emekliye, dar gelirliye, asgari ücretliye neyse... ...verdiğiniz ücret artışlarıyla da telafi edemezsiniz... Bilakis o ücret tartışlarıyla yangına körükle gitmiş olursunuz. Ama durum bu maalesef iyiye gitmiyor. İktidar diğer taraftan da e, sosyal ağlara savaş açmış durumda. Sabah gazetesinde alttan alta bu dünkü nüshasından kestim. Alttan alta sosyal ağlara savaş başlatıldı. Twitter'ın algı savaşı işte bu da iç sayfada Erdoğan'ı sansürledi. CHP'ye gaz verdi Twitter falan. Elon Musk'a falan çakıyorlar neyse. Yani yakındır bir Twitter yasağı bir Twitter engellemesi komple falan gelebilir. Benzer bir durum YouTube veya diğer sosyal alar için de söz konusu olabilir. Her şeyi esasen 9 Nisan'dan sonra göreceğiz veya işte son bir ay kala. 2-3 hafta kala göreceğiz. İktidar kaybettiğini gördüğünü, paylaşımların kendisine zarar verdiğini gördüğü anda tuşlara basmaktan çekinmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. İltisaklı yargı anlatısı. Başta da anons ettim. Nesilden nesile yürür mü? Şimdi buna bakalım. İsmail Saymaz bir yazı yazdı ve özellikle Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak veren mahkemenin heyetiyle ala ala ilgili bir yazıydı. Ve şu tweet'i attı. Yazıda da bu var. Her kim muhaliflere karşı hukuku eğip büküyorsa FETÖ bağlantılı bir yakını çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak veren hakim Mehdi Komşul'un kardeşi Muhammed Ziya devlet bursuyla İngiltere'de doktor yap doktora yaparken KYK ile ilişkiyi kesilmiş. Evet, bu şekilde devam ediyor. Şimdi yazının içerisinde e, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın da diğer başka bazı yargı mensuplarının da işte böyle yakınlarının, akrabalarının filan iltisaklı olduğunu falan söylüyor. Buna bir iki cevap verilmiş ona bakacağız. Çiğdem Koç avukat iktidar diliyle muhalif, muhaliflik yapılmaz öncelikle olmaz. Ayrıca bu kardeşi bilmem kimmiş bal, baldızı neciymiş işlerinden gına geldi artık. Herkes unuttu evrensel hukuk ilkelerini kendi başına gelene kadar o zaman hatırlıyorlar olmuyor olmuyor ya. Var bu tapraklarda bir sorun demiş. Ee, Ergun Babahan İsmail Saymaz'ın bir diğer paylaşımına şu yorumu yapmış. Diyarbakır'da Lice'de 14 yaşındaki Yedi adlı çocuk iddiaya göre polisler tarafından zorla zırhlı araca bindirildi filan devam ediyor. Polislerin FETÖ'cü akrabaları vardır. AKP'li, MHP'li polisler böyle şey yapmaz diye bir önceki paylaşımına atıfla e, şeyde bulunmuş, göndermede bulunmuş. Fakat bu konu yani bu iltisak, irtibat meseleleri çok tehlikeli. Ve bunu muhalif camiada veya işte sol tandanslı falan medyada da veya Türkiye'deki pek çok mahallelerde de görüyoruz. Bir kere bu iltis iltisak kelimesi diye bir kelime yoktur. Hukukta, evrensel hukukta, bağlantılı, ilişkili, ilgili filan. Bunu meşrulaştıramazsınız. Bunu meşrulaştırdığınızda kantarın topuzu gelir bir gün sizi de tartar. Bu bugüne kadar iktidarın 6-7 yıldır özellikle 15 Temmuz'dan bu tarafa e, yargı sopasıyla milyonları e, dövdüğü ve milyonlara ayar verdiği filan e, neyse buluşun adı, iltisak kelimesi yargıda. Bunu meşrulaştıramazsınız. İki, bir kişiyi yaptığı eylem her neyse o eylemle ve o kişiyi o eylemiyle filan yargılayacaksınız. Suçun şahsiliği esas Kanunların gerime, geriye yürümezliği esas. Bir kişinin annesi, babası, kardeşi, eltisi, kuzeni, ka ne bileyim eşi, kocası, bir çocuğu neyse neyse ne. Onun yaptığından dolayı mesul tutulamaz ve bununla yürünmez. Yani bu tabir yerindeyse ortaçağ hukuku. Engizisyon mahkemelerinde falan belki böyle bakılıyordu. Cadavlarında falan süreç böyle yürüyordu. Ve bunu okuyan, yazan insanların hala yapıyor olması... ...hala yapıyor olması son derece düşündürücü ve dehşet verici. Bunu burada benim anlatıyor olmam da... ...gerçekten tuhaf bugün bu çağda. Başka bir konu olduğunda... ...iltisak, irtibat gibi konularda... ...kendileriyle ilgili konularda mangalda kül bırakmayan insanlar. Yine işte... Kardeşiyle veya babasıyla falan gibi bir şeyi insanlar utana sıkıla bile dile getirse ne ki canım yani kardeşinden dolayı ne yapacağız biz falan demeyen insanlar burada bunu hoyratça kullanıyorlar. Ekrem İmamoğlu da buna cevap veriyor ya evet diyor bu çok düşündürücü bir konu falan diyor o da orada havuza atlıyor aynı şekilde. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil gerçekten tuhaf ve gerçekten e, bu konuların halledilmesi gerekiyor. Bir diğer konu yeni yaşamın bugünkü manşeti. Abdullah Öcalan'ın doğum günü için 4 Nisan'da özgürlük yürüyüşü yapılacak. Birkaç ay önce de gene Hakkari'den İmralı'ya yürüyüş başlatmıştı Kürt siyasal hareketi. Seçime doğru gidilirken bu tarz yürüyüşler var. 4 Nisan'da Öcalan'ın doğduğu köye bir yürüyüş var. Çevre illerden filan. Bu yürüyüşler bir yönüyle iktidarın beklediği yürüyüşler ve polis gücü vesaire karşısına çıktığında benzer bir çatışmadan acaba buradan nasıl vururuz Millet İttifakı'na veya Kürt Siyasal Hareketi'ne gibi oradan bir anlam da çıkarılabilir her neyse. Fakat seçime haftalar kala bu neviden hareketlerin Kürt Siyasal Hareketi'ne bir artısı var mı yok mu ya da Kürt Siyasal Hareketi bundan maksadının aksiyle zarar görür mü buradaki maksat her neyse bunun düşünülmesi değerlendirilmesi gerekiyor açıkçası ben de bunu ee, önceki yıllarda da yapıldı kabul ediyorum 2022'de var 21'de var daha önceki yıllarda var benzeri yapılıyor yeni değil kabul ediyorum ama tam da bu aşamada tam da bu mevsimde bu zamanlama doğru mudur ya da bu konu yapılmalı mı önceki yıllarda olduğu gibi onu da gerçekten Kürt siyasal hareketinin anlayışına bırakmak icap ediyor Macaristan parlamentosu Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamış ancak İsveç'in üyeliğini ileri bir tarihe ertelemiş yani Türkiye yalnız değil bu konuda Dikkatinizi çekerim. Türkiye'de Finlandiya'nın üyeliğini onaylama sürecine girdi. İsveç erteledi ve tıpkı Türkiye gibi Macaristan'da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini aylardır sürüncemede tutuyordu. Burada bir Putin etkisi var elbette. Çünkü her iki liderin Putin'le Araları iyi veya aralarını iyi tutmaya çalışıyorlar. Bir de iki liderin kendi aralarındaki paslaşması var. Nasıl ki Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye vize verdi, Macaristan'da vize verdi. Nasıl ki İsveç'in üyeliğini bir süre daha beklemeye aldı Türkiye, Macaristan'da beklemeye aldı. Bu ittifakı ve bu ilişkiyi de akıldan uzak tutmamak lazım. İsrail karıştı. Çok fazla biz dış gelişmelere veya Orta Doğu'daki haberlere yer veremiyoruz ama artık bunlar dış değil yani iç meseleler. Yani bütün dünyayı birlikte değerlendirmek, ele almak, anlamaya çalışmak zorundasınız. Yani Fransa'daki emeklilik yaşının iki yıl artırılmasıyla ilgili eylemlerden İsrail'deki eylemlere kadar. İsrail'deki eylemlerin özü şu. İsrail'de Netanyahu gerçekten son derece radikal, sağ görüşlü bir koalisyon kurdu. Parçalı, beşli altılı Partiler var 5-6 parti var masada da koalisyon ortağı olarak ve bir yargıda reform gündeme getirdi. Reform da şu yargı kararlarını parlamentoda basit çoğunlukla değiştirmek ve bunu da gene parlamentoyu bypass ederek yaptı. Bunun üzerine 600 binin üzerinde insan İsrail'de sokaklara çıktı ve kuvvetler ayrılığı, yönünde eylem yaptılar. Yargı ayrıdır, siyaset ayrıdır, siyaset yargının işine müdahale etmesin. Fakat şu eylemcinin attığı, şey açtığı pankart son derece dikkat çekici. İngilizce şu yazıyor. Diyor ki istemiyoruz. Tıpkı Türkiye gibi bu işin e, sonuçlanmasını, tıpkı Türkiye'de olanın burada da olmasını istemiyoruz. Ne oldu Türkiye'de? Yargı siyasallaştı ve siyaset yargıyı bir sopa olarak kullandı ve muhaliflerine yürüdü herkes takip ediyor. Herkes bölgede ne olduğunu biliyor. Keşke Türkiyeliler de İsrail'de ve Orta Doğu'da tam olarak ne olduğunu ne döndüğünü bilse. İran'da hakeza. Maalesef çok fazla takip edilmiyor ama İsrailler takip ediyor. İsrailler takip ediyor ve diyorlar ki ülkemizin sonu, ülkemizde yargının durumu Türkiye'deki gibi olmasın. Ve böyle de pankart açıyorlar. Bu son derece önemli. O arada İngiltere'den bir haber. Hamza Yusuf 37 yaşında İskoç Ulusal Partisi'nin lideri seçildi ve bugün başbakan olması bekleniyor. Son derece genç fakat özelliği ilk Müslüman olması yani bu pozisyona gelen ilk Müslüman olması. Özelliği ilk Asya kökenli insan olması. Pakistan kökenli bir göçmen ailenin çocuğu. 60'lı yıllarda babası Pakistan'dan e, e, İskoçya'ya göçmüş orada yerleşmiş ve Hamza Yusuf da e, doğma büyüme e, İskoçyalı esersen ama ilk defa böyle bir şey oluyor. 10 yıldır bak bakanlık yapıyor. Önceki başka önceki başbakanla beraber çalışmış yakın çalışma arkadaşı. Yeni değil yani siyasette öteden beri yani çekirdekten yetişmiş bir isim ama Asya kökenli hele Müslüman birinin İskoç başbakanı oluyor olması son derece anlamlı ee, hatırlatalım İngiltere başbakanı, Birleşik Krallık başbakanı Rishi Sunak'ta. da. Asya kökenli ilk başbakan. Fakat tabii o Müslüman değil. Hint kökenli. Hindu. E, e, fakat önemli değil. İngiltere'de ve İskoçya'da. Yani İngiltere'de iki başbakanlık önemlidir. Tamam dört başbakanlık. E, parçadan oluşuyor. Yani İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi ama iki başbakanlık önemlidir. Biri merkezi hükümetin başbakanı, yani şu an Rişi Sunak doldurduğu koltuk, öbürü de İskoçya başbakanı. Ve Hamza Yusuf İskoçya'nın bağımsızlığı fikrinde destekleyen bir isim. Bakalım ne olacak? İskoçya bağımsızlığını kazanacak mı ilerleyen günlerde? Biraz evvel işte bu iltisaklı yargı anlatısı falan derken Ahmet Alta'nın şu paylaşımı önüme düştü. Hep beni sevenleri düşünüyorum ve davranışlarımdan utanmalarını istemiyorum. İnsanların korkaklığının sevdiklerine ölümlerinden daha çok acı çektirdiğine inanıyorum. Çünkü zalimlere evet diyerek yaşarken ölüyorsunuz demiş Ahmet Altan Hayat Hanım da. Evet. Ölümdeki birkaç sene için geçmişimi çöpe atacak değilim demişti. Ve gene o çerçevede o ifadesinin, o fikrinin bir devamı bu cümleler. Kesinlikle böyle. Zalimlere evet diyerek yaşarken ölüyorsunuz. Zalimlerin söylemini kullanarak, zalimlerin inşa ettiği rejime odun taşıyarak yaşarken ölüyorsunuz. Ve bütün bunların hepsi sizin kayıtlarınıza geçiyor. Sizin kayıtlarınıza işleniyor. İnsanlık kayıtlarınıza, gazetecilik kayıtlarınıza, mesleki kayıtlarınıza işleniyor. Ve bunun bir telafisi yok. Ve bunun yarın öbür gün bir özrü de yok. Çünkü yapan insanlar niye yaptıklarını biliyorlar. Kötülüğe, ee, kötü gazeteciliğe bilerek, isteyerek ve sonuçlarını hesap ederek giriyorlar, imza atıyorlar. İltisaklı derken neye imza attığını bilmiyor mu? Kardeşi, bacısı, annesi, babası şucu bucu derken neye imza attığını bilmiyor mu? Çok iyi biliyor yarın öbür gün pişmanım o gün bir halt ettik falan demesi kusura bakmayın bu noktada bu noktadaki gazetecileri veya siyasetçileri kurtarmayacak. Üzgünüm. Çünkü bilerek isteyerek yanlış bilerek isteyerek çarpıtma bilerek isteyerek hukuk dışı haberlere imza atıyorlar. Ve imza attıkları felaketin facianın tuhaflığın ve vahşetin, evet vahşettir bu, vahşetin farkındalar, vahşiler. Diyor ve bir yayını daha noktalıyoruz. Çarşamba günü manşet yok. Perşembe tekrar karşınızda olmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.